Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Biz bu sabah bir kalktık. Kilidimiz bozulmuş, kapımız açılmıyor. Eşimin takım sandığı da yanında değil. Böyle bir bıçakla bir kontrol kalemimiz var şu an evde ve onunla eşim bu çelik kapının kilidini sökmeye çalışıyor, yerinden çıkarmaya çalışıyor. Dil takılı kalmış kesinlikle, dönmüyor. Ve bizim dışarı çıkacak bir kapımız daha olduğu için şanslıyız. O kapıdan çıkarak ön kapıdan da eşim açmayı deneyecek. Gerçekten hiç hesapta olmayan şeyler olabiliyor bu şekilde. Ve tadilat, tamirat işlerinden de biraz hani anlamak gerekiyor. Ya da en azından çabalayıp yapmak gerekiyor diyeyim. Anlamak gerekiyor demeyeyim de. Çünkü yaparken insan öğreniyor. Eşim ön kapıdan, kapının ön tarafından deneyerek bakıp elleri de böyle yağ olmuş Deneyerek çıkarıp getirdi kilidi ve tamir etmeye çalışıyor şimdi bunu. İçini de açarak güzelce tamir ettiğini bana söyledi. Ama ben bu kilidi takmasını istemiyorum. Çünkü bir kez yaptığı, bir kez arızalandı ve bir daha ne zaman arızalanacağını bilemeyiz. Ve çok acil bir durum olabilir. Burası bizim ön kapımız. Buradan çıkış yapamayabiliriz O yüzden de ben tamir de etse bu anahtarı oraya takmaması gerektiğini söyledim size bu videoyu Ben niye hazırladım Hani bu kilit değişimini göstermek değil amacım amacım bu gibi durumlarda kar zarar hesabı yapabilmeyi öğretmek bir fikir vermek o konuda hazır böyle tamamen hepsini çok zor bir şekilde sökmüşken bu tamir ettiği kilidi anahtarı yani o takımı buraya takması uygun değil çünkü bir saat kadar uğraştı bunu çıkarmak için ee, ve çok acil bir durumda yine yapabilir. yine dil takılabilir. O yüzden bence yeni anahtar, yeni kilit takım olarak alıp getirip buraya takması lazım. En azından bugün hani çilingir çağırmamış olduk. Eğer açamasaydı mecburen çilingir çağıracaktık. Çilingirler kızmasınlar bize. İşte böyle devir ekonomi devri oldu. Her şeyi hesaplıyoruz. Şimdi eşim yeni kilidi aldı. 250 lira vermiş. Uygun da bir fiyat. Yerine takıyor. Tamamen hepsini yeniledi. Şöyle orta göbeğiyle birlikte takmasını söyledim ama o bu şekilde takıp göbeği sonra takacağını söyledi. Bakalım olacak mı? Ben olmayacak diye düşünüyorum. Oturmayacak diye düşünüyorum çünkü takım olarak taksa daha kolay olurdu. Ee, milimetre milimetrik bir şey oynasa girmiyor ne yazık ki bu tür şeyler yerine bakın. Şimdi gerçekten de zorlanıyor. böyle ön taraftan arka taraftan deniyor girmiyor. Ee, çok uğraşıyor görüyorsunuz. Yine beni dinlemediği için olmadı ve ne yapıyor bakın tekrar söküyor gördüğünüz gibi. Ben söylemiştim. Biz bu tür tadilat tamirat işlerini yaparken böyle sürekli konuşuyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. O zaman gerçekten daha güzel çözüm yolları bulabiliyoruz. Çünkü biz de bu işleri bilmiyoruz hiç bugüne kadar. Böyle bir çelik kapı kilidi e, değiştirmedik. Çelik kapı kilidimiz arızalanmamıştı. Bu ilk defa olan bir arıza. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle başımıza bir iş geldiğinde, böyle bir arıza işimiz olduğunda, tadilat, tamirat işimiz olduğunda Ya Allah, Bismillah diyoruz, başına geçiyoruz. Konuşa konuşa e, çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Hatta kendimiz bulamazsak komşularımıza da fikir soruyoruz. Şimdi eşim bakın tekrar çıkardığı yerinden ve böyle takım halinde taktı ve çok güzel oturdu görüyorsunuz. Çünkü milimetrik bir şey oynasa fark olsa oturmuyor. ve Gayet de güzel çalışıyor yeni kilidimiz bu. E, takım olarak yerine siz de böyle yapın takım olarak taktı. Şimdi vidalarını güzelce sıkıyor. Bir tane torna e, vidamız daha doğrusu kontrol kalemimiz var bir de bıçak var takım sandığı yanında değil, hiçbir malzememiz yok. Ama hiçbir malzemeniz olmasa da bir kontrol kalemiyle bile bazen çok şeyler yapabilirsiniz. Bu gibi işlerde önemli olan e, azmetmek. Hani derler ya azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz diye. Gerçekten öyle. Çekin besmelenizi, gidin o işin başına. O işin başına gittiğinizde zaten işi yapacak fikirler tıkır tıkır gelmeye başlar önünüze. Şimdi eşim hepsini teker teker söktüğü gibi diğer parçaları çok güzel bir şekilde yerine takıyor. Ee, ve bu şekilde de kilidimiz çok güzel bir şekilde çalışacak. Kontrol etti zaten. Ben size kar zarar hesabını iyi yapmanızı e, önericem önereceğim. E, yani şimdi bu kilidi Almasaydık, eskisini yerine taksaydık, arızalandığında yine uğraşacaktık, zaman harcayacaktık, stres olacaktık. Belki bu sefer kendimiz açamayacaktık, cilinger çağıracaktık. O zaman ne olacaktı? Masrafımız daha fazla olacaktı. E hazır şimdi böyle kendimiz tesadüfen de olsa sökmeyi başarmışken. Bu kilidi değiştirmek gerçekten çok akıllıca bir iş oldu diye düşünüyorum. Eşim de e, hani eminim ki sonradan bana iyi ki kilidi değiştirdik diyecektir. Çünkü acil bir durumda da yine bozulabilirdi, arıza yapabilirdi. E, sizlere de bir fikir olsun. Tadilat, tamirat işleri yapmaktan çekinmeyin. Yapa yapa öğreneceksiniz. E, sadece sabırlı olun. Tadilat, tamirat işi yaparken yavaş yavaş yapın, çözüm yolları arayarak işte eşinizle ya da ev halkından size yardım edenlerle konuşarak sorunu çözmeye çalışın. Çünkü akıl akıldan üstündür. Öyle söyleyeyim. Hoşçakalın.